Selam. Sana yine çok güzel bir hikaye getirdim. Çok kısa ama çok fazla anlamlı olacak. Önce hayal etmeni istiyorum. Heidi'yi bilirsin. Onun dedesinin Alp dağlarında yaşadığı bir kulübesi vardı. Tek başına yaşardı. Gözlerinin önüne getir orayı. İşte öyle yaşlı bir dede hayal et. Torunu geliyor. Heidi'den biraz daha büyük yaşlarda diyelim. Ve kulübenin önünde dedesiyle birlikte torunu oturmuş. Kulübenin önünde her zaman orada olan iki adet köpeği izliyorlarmış. Köpekler birbirini böyle boğazlayarak hani oynarlar ya. O şekilde oynuyorlarmış. Bazen saldırganlaşıyorlarmış birbirlerine karşı. Ve bu köpeklerin biri siyah, biri beyaz. Torunu her seferinde merak ediyor. İzlemek hoşuma gidiyor. Onlar bana bir şey isim ya hayattaki bir şey isim geliyor demiş. Torunu merak etmiş. Ne isim geliyor dede demiş. Dedesi de iyiliği ve kötülüğü demiş. Siyah köpek kötülüğü, beyaz köpek de iyiliği. İzlemediysen onu bir izle. Tavsiye ediyorum. Bu arada hikaye bitmedi. Peki demiş torun. Merak etmiş. Hep kavga ediyor ya köpekler. Peki demiş bu kavgayı sence kim kazanır dede. Dedesi de torununa bakmış. Gülümsemiş. Ve şöyle demiş. Kim kazanır biliyor musun torunum? Ben hangisini beslersem o kazanır. Wow. İşte hayatındaki beyaz ve siyah kısım da böyle. Sen hangisini beslersen hayatını o ele geçiriyor. O kazanıyor. Zannediyor musun siyah beslediğinde siyah, beyaz beslediğinde beyaz kazanıyor. Siyah beslersen siyah seni kazanıyor. Aynı şekilde beyaz da öyle. Onlar senin yapı taşların. Sen hangisine özen gösterirsen, hangisine odaklanırsan, hayatında o renkte devam ediyor. İçindeki o güzelliğe sana bahşedilmiş o nimete yeteri kadar özen gösteriyor musun yoksa? Sonradan hayatımıza girmiş ama yine içimizde potansiyelini koruyan siyah bölgelerine mi özen gösteriyorsun? Hangisi sana daha çok mutluluk veriyor? Siyah olmak mı yani karanlıkta olmak mı yoksa beyaz, ferahlık, aydınlık mı? Önemli olan hangi tarafı seçtiğin değil, hangi tarafa gerekli önemi gösterdi. Hangisini besliyorsun? Hayatından şikayetçi misin? O zaman hangi tarafta daha çok vakit harcadığını, hangi tarafın üstünde daha çok kafa yorduğuna dikkat et. Kendi hayatına bak önce. Çevreni suçlamak yerine. Bazı videolarımda bunu sık sık dile getiriyorum. İçimizde iyilik hapsolmuş bir şekilde duruyor.
açığa çıkaramıyoruz. Neden olmuyor? Neden bir şeyler hep eksik kalıyor ve hep o karanlık tarafta kalıyoruz? Bizdeki yetersiz olan şey ne? Yeteri kadar güçlü değil miyiz? Yeteri kadar sevgi ve şefkat dolu değil miyiz? Sence ne? Zayıf mıyız biz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bence imkansız bir şey. Yani bizim güçsüz, zayıf olmamız. Her birimiz çünkü birer şampiyon olarak doğuyoruz. O anne rahmine yol aldığımızda bütün olasılıkları engelleyip biz gidiyoruz. Milyonlarca ihtimal dahilinde, milyonlarca olasılık arasından biz kazanıyoruz. Rastgele olmuyor bu. Savaşarak, mücadele ederek, olası versiyonlarımızı ekarte ederek o rahme ulaşıyoruz değil mi? O halde biz hem şampiyonuz, hem daha zekiyiz, hem belki daha şanslıyız, hem de daha güçlüyüz. Peki zaman geçtikçe neden bu özelliğimizi kaybediyoruz veya kaybettiğimizi düşünüyoruz? Çevresel faktörler mi? Belki. Bilinçaltımız mı? Olabilir. Güçsüz bir zihin mi? Muhtemel. Özgüven eksikliği mi? Belki. Ama tam bir tarif yok gibi sanki. Ne dersin? Önemli olan istemek mi acaba? Tarafını seçmek yetmiyor mu acaba? Hangi tarafta olduğunu hissetmek mi istiyorsun? Hayatın o şekilde gelişsin diye. Neler yapıyorsun mesela? Etrafına iyilik saçıyor musun ki iyilik istiyorsun? Veya şöyle mi diyorsun, benim kimseye kötülüğüm dokunmuyor. Niye kötülükler beni buluyor? Belki iyilik de yapmıyorsun. Belki çevrene bir iyiliğin de dokunmuyor senin. Hayatımda sıkça uyguladım. Felsefe edindiğim bir söz var. O da şu ki, eğer yaptığın şey başka insanların, başkalarının, canlıların hayatını kolaylaştırmıyorsa, o zaman zamanını boşa harcıyorsun demektir. Yani yaptığın iyilik sadece seninle kısıtlı kalıyorsa, yani sadece kendine güzellik yapıyorsan, sadece kendine iyiliğin dokunuyorsa, başkalarına herhangi bir faydası bulunmuyorsa, belki sen gerçekten kimseye kötülüğünde dokunmuyor ama iyiliğinde dokunmuyorsa, zamanını gerçekten boşa harcıyorsun bu dünyada. Sen bir şampiyonsun. Sana verilmiş bir hayat var veya senin söke söke aldığın bir hayat, ama sen onu sadece kendin için saklıyorsun. Bir faydan yok, bir eserin yok. Çok önemli bir nokta bu. Senin bir eserin yok bu dünyada. İnsanlara verebileceğin bir güzellik olmalı. İnsanları geçtim. Tercih etmeyebilirsin, insanlara yardım etmiyor olabilir. Ama başka canlılar var. Kocaman bir dünyada yaşıyoruz. Hayvanlar, deniz, bitki, ağaç, okyanus, hava, her şekilde. Doğaya, evrene, bu sisteme, bu döngüye bir katkın olmalı. Çünkü sen bilinçli bir varlıksın. Yani senin bilincin var.
Gerçekten.